Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz peş peşe açıklamalar yaparak 2026 yılında enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini açıkladılar. Bunu yaparken ise TÜİK'in manipüle edilmiş rakamlarını baz aldılar. Zaten hepimiz biliyoruz ki 2024'ün başından itibaren baz etkisiyle enflasyonda bir yavaşlama trendi olacak. Ne diyor Mehmet Şimşek? Para politikalarının sıkılaştırması işe yarayacak. Faiz arttırım politikası ise ne üzerine inşa ediyorlar? TÜİK'in rakamlar üzerine, veriler üzerine inşa ediliyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki gerçek enflasyon başka, yaşanan enflasyon başka, üreticinin enflasyonu başka, tüketicinin enflasyonu başka ve hepsi de son derece yüksek. TÜİK'in enflasyonlarını baz aldığımız her dakika aslında biz reel zeminden, aslında biz rasyonel zeminden kopuyoruz ve doğru ekonomi politikaları uymuyoruz. Bunu Arjantin yaşadı ve ne yazık ki yanlış istatistik veriler sebebiyle Arjantin ve Yunanistan bu enflasyon kıskacından kurtulamıyor. Arjantin'de enflasyon %200'ün üzerinde seyrediyor. Ve sadece para politikasıyla bu işin çözülmesi imkansız gözüküyor. Ekonomide üretimle ilgili bir devrim yapmadan, özellikle dış girdiyi azaltacak ve burada maliyetleri düşürecek ve burada üreticiyi destekleyecek formülasyonları üretmeden ve özellikle ihracatta yüksek teknolojileri ihracat etmeden bu enflasyonist ortamdan kurtulmamız mümkün değil. Ayrıca şöyle bir nokta da var. Ekonomide iyi gidebilmek için bir güven oluşması lazım. Güven ise hukukla oluyor. Ama görüyoruz ki AKP iktidarı kötü giden ekonomiyle ilgili yarattığı politikalarla, özellikle dış politikadaki düşmancıl politikalarıyla, şiddet politikalarıyla, otoriter politikalarla yeni bir iktidar anlayışını istikrarlı bir şekilde egemen kılmak istiyor. Ve aslında Türkiye'yi Putin gibi, Sisi gibi yönetmek istiyor. Gerçek sorunlarından bir tanesi de bu. Türkiye Putin gibi yönetilirse, Putin'in yönettiği gibi yönetilirse, Türkiye Sisi'nin yönettiği gibi yönetilirse bu ekonomik krizden kurtulmamız mümkün değil. Ama şunu söylememiz lazım ki bütün bu otoriterleştirme eğilimlerine karşı muhalefetin de Türkiye'yi hukuk devleti yapma anlayışını savunması ve bununla ilgili mücadelesi artarak devam edecektir.